Paris'te fotoğraf çekmek çok basit. Çünkü şehir çok güzel. Neden güzel? Üstelik şehirde deniz bile yok. Arkadaşlar, Paris'te gerçekten ama gerçekten ister profesyonel makineyle çekin, ister cep telefonuyla çekin. Hatta isterseniz gözünüzü kapatarak çekin. Ne çekerseniz çekin güzel çıkacaktır. Çünkü arkadaşlar şehirde ışık ve renk kirliliği çok ama çok az seviyede. Işık ve renk kirliliğinden bahsettiğim nedir? Tabelalar ve reklam panoları elbette. Şehirde reklam panoları neredeyse hiç yok. Tabelalar ise çok kısıtlı bir biçimde uygulamayla sınırlandırılmış. Dolayısıyla kafanıza göre tabela asamıyorsunuz. Assanız bile var olan tabelalarda çok kısıtlı renklerde, çok kısıtlı ışıklandırmayla haliyle şehrin genel silüetini ve şehrin genel dokusunu bozmuyor. Aksine fotoğraflara estetik bir kalite kattığını söylemek bile mümkün. Geçen hafta iş dolayısıyla Paris'teydim. Gündüzleri Paris'ten çok uzak bir yerde bir çalışmaya katıldım. Akşamları güneş battıktan sonra da şehirde çıkıp fotoğraf çektim. Geçmişte Paris'e birkaç kez daha gitmiştim. Bu ilk gidişim değildi. Fakat geçmişte çok da çalışıp gitmemiştim. Bu sefer farklı stok sitelerini, Instagram hesaplarını ve yerel ve ulusal medyaları tarayarak Paris'te çekilen en güzel fotoğrafları derledim. Bir liste oluşturdum. Şimdi bu listeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu listeye sadık kalarak elbette ki ben de kendi fotoğraflar çektim ve bu fotoğrafları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada Fransızca bilmiyorum. Fransızca aksan ve Fransızca telaffuzların, kelimelerin nasıl telaffuz edildiği konusunda çok ciddi sıkıntılarım var. O yüzden ben Fransızca yer adlarını İngilizce okunuşları veya Türkçe okunuşlarıyla okuyacağım. Şimdiden haberiniz olsun. Arkadaşlar ilk gün gittiğim yer Börse Köprüsü. Arkadaşlar Börse Fransa'nın Paris'in güneydoğusunda yer alan bir bölge, bir mahalle. Fakat burada Börse Köprüsü diye bir yapı var. Üzerinden metro geçiyor. Sen nehrinin üzerinde yer almıyor. Onu hemen baştan söyleyelim. Ve gördüğünüz gibi köprünün ayakları taştan büyük taş bloklarla örülmüş. Haliyle bu da size kusursuz ve çok derin ve sonsuz bir alan derinliği veriyor. Buraya önünüze bir şut sujet koyarak çok güzel portreler çekebileceğinizi düşünüyorum. Hava o gün yağmurluydu. Düşünün ki ben yağmurlukla çekildim. Buna rağmen çok da fena olmayan bir fotoğraf çekmişim. Tabii ki bu fotoğraf ticari anlamda veya herhangi bir başka maksatla kullanılabilir. Elbette ki kullanılmaz. Zaten amacımız da bu değil. Kendimize anı oluşturmak, anı biriktirmek ve belki Instagram'da paylaşmak için çok yeterli olabileceğini düşünüyorum. Hemen arkadaşlar bir diğer mekanımız olan ikinci sıradaki yere geçiyorum. Arkadaşlar o da Lafayette Alışveriş Merkezi. Arkadaşlar Lafayette Alışveriş Merkezi Google Maps'te Google'dan yazarak ulaşabilirsiniz. Fakat dikkat edin, bu fotoğrafın çekildiği teras her zaman açık değil. Dolayısıyla bu terasın açık olduğu bir zaman dilimini yakalamaya çalışın. Google Maps'te bu yazıyordu. Benim şu anda tam aklımda değil. Fakat ben zaten akşam saatinde gitmek zorunda kaldım. Ve tripoda da izin vermiyorlar. O yüzden boşuna yanınıza taşımayın. Başka bir yere gitmeyecekseniz tabii ki. Burada ben gece çekmiştim fotoğrafı. Alacakaranlıkta veya gün batımında çok daha güzel fotoğraflar çekilebilir ama ben o gün o saatte çalıştığım için gidemedim. Sadece gece gidebilmiştim. Gene de çok güzel bir fotoğraf çektim. Bu renklerden gelen kısırlı panoramayla kapatmaya çalıştım. Fakat zaten binaların hepsi birbirine tek tek benzediği için köşeler ve ortadaki bu büyük devasa yapı ve ışıklandırma, sokak ışıklandırması ve arkadaki o Eiffel Kulesi ve Beacon'ı çok güzel bir derinlik kattı fotoğrafa. Dolayısıyla çok da kötü bir fotoğraf olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar bahsettiğim gibi alacakaranlıkta çekip çekemeyip renkler açısından kısır da olsa yine de çok da kötü bir fotoğraf olmadığını düşünüyorum. Paylaşmaya değer bir fotoğraf çıkıyor. Ama buradan bir portre çekebilir misiniz? Neden olmasın? 85 mm 1.8, 1.4 veya 2.8'e kadar çıkabilen bir diyafram aralığıyla güzel portreler çekebilmeniz mümkün. Hemen üçüncü sıraya gelelim arkadaşlar. Üçüncü sıramızda bir klasik Louvre Müzesi var. Louvre Müzesi'nin güzel tarafı şu, geometrik bir alan olduğu için eğer çok saçma bir kadraj yapmazsanız ne yapar, ne çekerseniz çekin. Tıpkı az önce videonun başında anlattığım gibi bu da çok güzel çıkıyor ve sanki böyle Henri Cartier-Bresson'un fotoğrafları gibi çok böyle nizami pozlar elde etmeniz mümkün. Sujeli çekimler çok daha güzel olabileceğini düşünüyorum.
Neden olmasın? Benim gene sujem olmadığı için ve hava yağmurlu olduğu için bahsettiğim o yağmurlukla kendime selfie çektim. Renk uyumunu yakaladığımı düşünüyorum. Çok da kötü olmadı. Bilhassa buraya kesinlikle alacakaranlıkta gitmenizi öneriyorum. Çünkü alacakaranlıkta o cam piramit alttan aydınlatılınca tam kararmamış havayla beraber gerçekten çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bunu kesinlikle yakalamanızı tavsiye ediyorum. Fakat dediğim gibi alacakaranlıkta birazcık portreden ve yüz detaylarından ödün vermek gerekebiliyor. Artık onda siz kendiniz muhasebesini yaparsanız hangi asya ağırlıklıysa o saatte giderseniz diye düşünüyorum. Burada size Louvre'dan çektiğim fotoğrafları da göstereyim. Gördüğünüz gibi ben daha ziyade portreden ziyade böyle landscape çalışıp geometrik pozlar elde etmeye çalıştım. Arkadaşlar diğer fotoğrafımız, diğer yerimiz, dördüncü yerimiz Madeline Kilisesi. Madeline Kilisesi dışarıdan görünümünde sanki Pantheon'a benziyor gibi. Pantheon'u karıştırmanız olası fakat Pantheon'dan farklı bir yerde konumlanıyor ve burası bir kilise. Arkadaşlar yurt dışına çok sık çıkıyorsanız veya İstanbul'daysanız çok fazla bir şey söylemeye gerek yok kiliseler hakkında. Gerçekten güzel mimari yapılar. Bu kilisenin iç kısmı da gerçekten beni etkiledi. Çok güzel görüntü var. Dolayısıyla burası da gene ben balık gözüyle çalıştım. Balık gözünün de zaten çok güzel bir şeydir. Otomatik bir geometrik atar fotoğrafa. Dolayısıyla yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ne çekerseniz çekin. Güzel çıkar. Bunu balık gözüyle çekmemiştim. Bu 2405 ile çekildi. Tripodla çektim. Kilisenin içinde tripoda izin veriliyor. Bu çok güzel bir şey. Haberiniz olsun. Kısacası buraya gidip özellikle hava kötüyse, hava yağmurluysa, gidecek yer bulamadıysanız listeyi doldurmak için gerçekten iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Madeline Kilisesi'ne. Arkadaşlar sıradaki yerimiz Petit Palace. Petit Palace Sen Nehri'nin kıyısında bulunuyor. İçeriye giriş ücretsiz. İçeride zaman zaman ücretsiz sergiler oluyor. Aynı zamanda daimi olarak da bulundurulan ünlü ressamların ünlü tabloları burada mevcut. Gidip gezmenizi öneriyorum. Ben bu fotoğrafı alacakaranlıkta çekmiştim. Favorim alacakaranlıkta çekmek. Çünkü bina çok güzel aydınlatılıyor. Binanın aydınlatılmasıyla beraber önden geçen arabaların yarattığı ışık izleri ve böyle gökyüzünün aldığı o tatlı mavimsilik, turkuazlık gerçekten fotoğrafı çok güzel bir hava katıyor. Kesinlikle gitmenizi öneriyorum. Ve Petit Palace'ın arkadaşlar içerisinde de bakın şu merdivenleri falan görüyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel görüntüler var. Burada da yine balık gözüyle çok hoş görüntüler çekebileceğinizi de söyleyeyim. Buraya koymadım. Belki videoya koyacağım. İçerisinde bir tane iç bahçe var. Avlu gibi. O iç bahçede de çok güzel. Gündüz vakti giderseniz şayet ve iyi de bir ışık kuşuyla yakalarsanız çok güzel sujeler çekebilirsiniz. Çok güzel portre fotoğrafları çekebileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bir diğer fotoğrafım benim favori fotoğraflarımdan birisi 3. Alexander Köprüsü. 3. Alexander Köprüsü Sen Nehri'nin üzerinde yer alan çok sevdiği köprüden birisi ama bence en güzeli çünkü gördüğünüz gibi çok güzel bir aydınlatmaya sahip. Yine favorim olan alacakaranlık saatlerinde gittiğinizde üzerindeki ışıklar erkenden yakılıyor ve gerçekten böyle çok masalsı bir görüntü. Gerçekten çok masalsı bir görüntü oluşuyor. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum ve mümkünse alacakaranlıkta gidin. Bu fotoğraf daha önceki ziyaretlerimden de bu çektiğim selfie'leri ise tripod üzerinden çektim. Burada da size bir fikir vermesi açısından eğer bir portre süje çalışması yapacaksanız aşağı yukarı nasıl bir kadraj kullanabilirsiniz diye size fikir vermesi açısından bunları koydum. Bunları 2405 ile çektiğim için arka planı çok fazla boğup öldüremedim. O yüzden 85 mm veya 50 mm'de 1.8, 1.4 en fazla 2.8 hadi yine diyelim. O aralığı kullanmanızı öneriyorum. O zaman gerçekten çok iyi görüntüler elde edilecektir. Arkadaşlar sırada Eyfel Kulesi. Arkadaşlar Eyfel Kulesi ile alakalı çok söyleyecek bir şey yok. Çok büyük bir köprü, çok kompleks, çok geniş bir alana yayılıyor ve her yerden görülebiliyor. O yüzden ben hemen şu üniversite sokağı, burası bir Google Maps'te de zaten Eyfel Fotospot olarak geçiyor, arayarak bakabilirsiniz. Oraya gidip portre süje çalışabilirsiniz. Onun dışında burada sokaktan portre çalışmayacaksanız çok güzel bir görüntü yok zaten gördüğünüz gibi. Alan çok dar olduğu için Eyfel'in tamamını bile içine almak çok mümkün değil. Fakat Trasedora Meydanı'na giderek şu an gördüğünüz olan fotoğrafları çekebilirsiniz. O zaman gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor size Eyfel Kulesi. Bunu değerlendirmenizde fayda var. Ve gelelim arkadaşlar Sen Nehri'nin üstündeki köprülere. Arkadaşlar 3. Alexander Köprüsü'nden daha Eyfel Kulesi'ne yakın olan tarafta bazı köprüler var. Bunları öneriyorum size. Bu köprülerden de
Gerçekten çok güzel şehir ve Eyfel manzaraları çekebilirsiniz. Ben öyle yapmaya çalıştım. Mesela şu gördüğünüz işte filtreli fotoğraf gibi. Veya eğer modeliniz yoksa da böyle şu fotoğrafta gördüğünüz gibi gene bir alan derinliği yaratarak güzel, şık bir Paris akşamı fotoğrafı çekebilirsiniz. Tabii burada da eğer modeliniz yoksa size tavsiyem yine alacakaranlık saatlerinde gitmeniz. Çünkü o zaman gerçekten güzel bir renk çıkmış oluyor. Eyfel aydınlatılıyor. Eyfel'in üstündeki beacon hareket ediyor. Sen nehrine ışıklar yansıyor, şehir ışıkları ve gökyüzü çok güzel bir turkuaz bizim mavimsi bir renge bürünüyor. O zaman gerçekten güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden eğer bir modeliniz yoksa akşam birin ehliyle hemen hemen her alana akşam çekmek gerektiğinde her birine bir akşam ayırmak gerekir. Bu da haliyle geziyi biraz maliyetli hale getiriyor ama artık ona da çok söyleyecek bir şeyim yok. Arkadaşlar hemen son iki yer. Bir Hakem Köprüsü. Yazılışı böyle, okunuşu nasıl bilmiyorum. İlk sıradaki Börs Köprüsü'ne çok benziyor fakat Börs Köprüsü'nden farkı şu. Börs Köprüsü'nde köprünün ayakları taş duvar, taş bloklarla örülüydü. Burada öyle değil. Burada çıplak kalmış bir metalden yere sabitlemişler. Arkadaşlar arka planda Eyfel, ön planda da Börs Köprüsü ve Börs Köprüsü'nün altında yürüyen insanlarla çok muazzam portreler çalışabilirsiniz. Burada makineden fazla uzaklaşamadığım için belki yine 85 mm'yi kullanamadım burada çünkü 85 mm ile selfie çekmek gerçekten çok zor. O yüzden tripod'a koyup birkaç tane fotoğraf çekmeye çalıştım. Çok iyi olmadı ama size en azından bir fikir vermesi açısından bunları buraya koyuyorum. Arkadaşlar Paris'e gidip modelle çalışacaksanız zaten modelinizi bitmeniz gerekiyor. Onun dışında gerçekten çok zor oluyor. En fazla benim yaptığım gibi şehir panoramaları çekiyorsunuz. Börs Köprüsü'nü düzeltiyorum. Bir Hakem Köprüsü'nün güzel bir tarafı da gün batımında size bu görüntüyü verirken yolun karşı tarafına geçip çektiğinizde de çok kuvvetli backlit fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Çünkü Sen Nehri'nin diğer kıyısında yani tam 180 derece ters istikametinde hiçbir şey yok. Dolayısıyla size sonsuz bir alan derinliği bir backlit boşluğu sunuyor. Orada da istediğiniz kadar dramatik fotoğraf çekebilirsiniz. Ve listenin son sırasına geliyoruz arkadaşlar. Zafer Takı'nın üstü. Arkadaşlar Zafer Takı'nın üstüne kesinlikle ama kesinlikle akşam saatte gidin. Bakın diğerlerinin hepsine de akşam saatinde gitmeniz gerekiyor ama buna kesinlikle akşam saatinde gitmeniz gerekiyor. Zafer Takı'na çıkmak için 13 euro bir bilet ücretini internetten ödeyin. Çünkü girişte sıra oluyor. Ne kadar sıra bekleyeceğinizi kestiremiyorsunuz ama internetten bilet alırsanız sıra beklemenize gerek yok. Güneş batmadan yarım saat 45 dakika kadar önce gidin. Bileti de erken aldığınız için sıra bekleme riskiniz olmayacak. Diğer türlü sıra beklerseniz gün batımını kaçırabilirsiniz. Paris çok düz bir şehir olduğu için gün batımını Arc de Triomphe yani Zafer Takı'nın üzerinden izleyebiliyorsunuz. Ve zaten o meşhur bilindik görüntü. Bunu herkes biliyordur. Paris'in tüm büyük ana caddeleri Zafer Takı'nın çıkıyor. Buradan çok muazzam görüntüler çekebiliyorsunuz. Sanki böyle Age of Empires'da bilgisayar oyununda yaratılmış şehir gibi bir şehir Paris buradan bakıldığında. O yüzden özellikle güneş battıktan sonra geniş açı lensle ben şu gördüğünüz fotoğrafları çektim. Gerçekten çok güzel fotoğraflar. Beni gerçekten çok tatmin ettiler. Bunlara böyle dönüp dönüp bakıyorum ben de son birkaç gündür. Dilerim siz de beğenmişsinizdir. Ama dediğim gibi bu da altın nokta alacakaranlık saatinde çekmeniz. Yine son bir anekdot burayla alakalı. Burada da tripod'a izin vermiyorlar. O yüzden boşuna taşımayın. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz veya başka yorumlarınız, başka önerileriniz varsa lütfen videonun altına yorum olarak yazın, konuşalım, tartışalım. Elimden geldiğince yorumlara yanıt vermeye çalışıyorum. Sabrınız için teşekkürler. Görüşmek üzere.